Oyun yayınından herkese merhabalar. Evet, korkunç göründüğümü biliyorum. Evet, biliyorum ama Bloodborne'un bu bölümünde ihtiyacımız olacak. Bu bölümde ilginç bir yere gideceğiz. Bakalım, oyundaki en hatırlamadığım yer. Umarım alnımızın hakkıyla çıkmayı başarırız ama hiç de belli olmaz. Gerçekten zorlayıcı olabilecek bir yer. Şimdi neden buradan başladık? Aslında buradan başlayıp geri döneceğiz. Açın. Evet, amigdala zamanı. Göremiyorum seni. Şimdi görüyorum. Al beni al. Bebek ağlamaları da var hala. Alsana. Evet. Ben bilerek yakalandım, yani o seviye. İmdat! Oh amigdala. Oh amigdala. Hey amigdala. Have mercy on the poor bastard. Pekala. Aferin size. Büyük bir mekan, büyük bir mekan. Oh. Burası bir eğitim, öğretim kurulu. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Öncelikle sen, hadi konuşalım. Such a pleasure. You're in my debt, you know. You're nigh on a beast of the field. But here you are, treading a measure with the gods. Ah. Are your feet as fat as your wits? Oh, cease this dithering. Take the plunge. Throw yourself to the wolves. Ah, çok güzel konuşuyorsun. Başka bir şey diyor muydun sen? Tamam. Buraya gelin de moralinizi bozayım adamı. Oh. Selam. Tuzak. Evet. Oh. Ders salonu anahtarı. Ders salonu burası. Amfi. Öğrenci üniforması. Bunlar da öğrenci. Öğrenci. Ders salonu anahtarı. Ders binasındaki ders salonunu açan anahtar bugün iki katlı ders binası kabusun içine sürükleniyor, içinde sürükleniyor. Fakat bir zamanlar burası alimlerin tarih ve arkeoloji öğrendiği bir fikir mekanıydı. Belki hala öyledir. Ders salonundaki öğrenciler profesörlerin dönüşünü bekliyor göründüğüne göre. Ziyaret ederiz orayı. Tabii öğrenci kıyafetleri de var. Ben de yani gulyabani gibi gidiyorum ama. Nerede? Bu sefer şu öğrenci üniformaları. Ama şey, aynı yani açıklaması. Evet, güzel bir yer, güzel bir yer. Şurayı açalım bakalım. Oo. Burası değil, daha değil.
Selam. Ha, chest. Kırmızı pelte. Kutsal kadehi ayininde kullanılan bir malzeme. Eski labirentin bazı köşelerinde bulunan türde kökeni bilinmeyen bir yaratıktan ölü olarak doğmuş bir bebek. Resmi çok ürkütücü. Güzel mekan ama. Evet, bunu anahtarımızla açtık. Selam, dersler nasıl çocuklar? Oo. Gelin bakalım, gelin. Oho. Amma çoksunuz. Amma çoksunuz ya. Hep cıva mermiler. Cıva mermi, cıva mermi. Cıva mermiler. Peki. Gerçekten delilik. Öğretmen olsam kopya çekiyorlar mı diye şuradan izlerdim. Kırabiliyoruz da ayrıca. Yalnız mıyım gerçekten? Ebritus'un alameti. Nedir bakalım? Şurada. Bergenworth'te karşılanan esrarengiz hakikatin kalıntısı. Yüce varlıkların alameti olarak bilinen omurgasızları, yani fantazmaları kullanarak terk edilmiş Ibritas'ı kısmen çağırır. İlk karşılaşma eski labirentin içinden kozmoza uzanan bir sorgulamanın başladığı mihenk taşıdır ve Koron'un kurulmasına ön ayak olmuştur. Peki. Evet, buradan çıkarak başlamıştık. Es geçtiğimiz bir kapı var mıdır? Varsa da geçmiş olsun. Evet. Hadi açalım şurayı. Mavi iksir. Buna ihtiyacımız olacak. Oh, selam. Artık kabusun içindeyiz. Kabusun içi. Şunlar gemi mi? Evet, batık gemiler var. İşte batık gemiler. Cthulhu'yla ilgili, Call of Cthulhu'yla ilgili kısım esasen en çok burada işleniyor. Amigdala zaten hani görünüş itibariyle bu mitoya uygun ve şu gemilerde hani bunu doğrular nitelikte zaten. Selam. Evet, şimdi burası biraz ondan bir tane daha vardı. Değil mi? Var ama ben şu anda göremiyorum, öyle değil mi?
Öldürememek kötü oluyor ama. Bulması gerekenler var. Birçok şey var burada. Burada çok fazla şey var. Çok fazla dolaşılacak bir mekan aslında. Evet, şimdi. Buralardan bir yerlerden çıkıyorduk ama. Şöyle lambalar da var. Çok fena. Bir etkileşime geçme durumu yok ama. Evet, bir avcıyı harekete geçirdik. Kendisi geliyor bizimle kapışmaya. Gelecek misin? Geliyor. Kurşuni iksir. Bir tane daha var. Ops. Evet. Güzel. Evet. Onları indirdik. Ve mekanı birazcık hatırlamaya çalışalım. Oradan inersem çok iyi olmaz. Çok kötü bir yer. Evet. Şimdi biraz geriye bakalım. Geride kaçırdığımız şeyler olabilir. Şuradan bir gidelim özellikle. Burada aşağısı nedir? Oho. Ve buradan da buraya çıkıyoruz. Şimdi şurada esasen bir kısa yol var ama bu kısa yolu buradan açamıyoruz. Onu başka bir taraftan açmamız gerekiyor. Şunu da alalım bu arada. Evet. Şimdi mecburen ilerleyeceğiz. Biraz ilerilere de göz atalım. Şimdi şuradan çıktığımızda ne vardı? Item falan vardır büyük ihtimalle. Hop, burada var zaten. Delinin bilgisi. O beni gördü ama ben onu göremiyorum. O da beni görmedi. Güzel. No. Evet. Oh. Şimdi. Şuradan bir tane kullanalım. Koşmazsak çok sorun olacağını sanmıyorum. Yo, görüyor. Ölmen beni sevindirdi. Evet, bu da sevindirici oldu. Hoppa! Nereden? Oradan. Pekala.
Dostum, neden böyle yapıyorsun? Ama ayıp. Evet. Şu kısa yolu açalım. Evet, güzel kısa yol. Buradan artık şöyle gidebiliriz ama burada alınacak şeyler olabilir. İşimiz bitti mi burada? Hayır. Evet. Göz bozucu mekanlar ama. Çok fazlasıyla. Aşağıdaki yaratıklar sanırım ses yapanlar. Biz şu en başa gelelim. Ve şuradan gidelim. Gitmeyelim. Tamam, pek kabul ediyorum. Biraz unutmuş olabilirim burayı. Şuradan gidebiliriz. Tamam, bu sefer oldu. Soğuk kan çiçeği goncası. Kutsal kadeh halinde kullanılan bir malzeme, genellikle uzun zaman önce terk edilmiş yerlerdeki soğuk kanda yetişen solgun bitkiler. Çalıstancılara da güzel yatırım yapıyorlar. O bakımdan kutlamak lazım. Evet, maceramız devam ediyor. Nereden gidecektik biz? Buradan değil. Şuradan. Buralar benim yeterince gözümü bozuyor ve aklımı karıştırıyor bu yüzden. Yani yön hissiyatımı çok hızlı kaybediyorum bu mekanda. Evet. Şimdi burada güzel manzaralar var. Ekilli göründü gözüme. Evet. Şimdi kan şişesi iyidir. Hayır. Ne? Şimdi işte tehlike benim göbek adım. Pekala. Pekala, pekala. Şimdi ilk önce şuraya da bir. Ha, şunu bir öldürelim de başımıza bela olmasın ya. Gelmişken şunu da alalım. Saat yönünde metamorfoz. Şimdi esasen daha düzgün yollardan aşağı inebiliriz ama bakın burada ışıklarla süslenmiş bir yer var. Patches'ı hatırlarsınız. Patches, bildiğimiz Patches. Dark Souls ve Demon's Souls'larda var. Hep bizi aşağı atar. Burada biraz farklı kullanmışlar. Bloodborne'a uygun hale getirmişler ama ses aynı. Çok sevindi bunu yaptığı için. Yine yaptı yapacağını. Ve sanırım bu su zehirliydi. Yavaş zehirlenmeye başladık.
yavaş yavaş zehirleniyoruz. Güzel koşamıyoruz. Hiçbiriniz önemli değilsiniz de ben tuşları karıştırıyorum. Tabii ki onlar önemli değil. Siz önemlisiniz. Ops. Yapamıyorum. Pekala. Pekala. İşte tertemiz. Oo, işte sen. Frenzy olayı var bunların ve çok tehlikeli. Çılgınlık, frenzy dediğimizde. Yani bu zırh birazcık dirençli olsa da çok da koruduğunu söyleyemeyeceğim. Evet, nereden geldik ve nereye gidiyoruz? Hadi dostum, hareket. Evet, ilerleyelim bakalım. Buradakileri mi öldürmüştük biz? Buradan mı gelmiştik? Yoksa buraya mı gitmeliyiz? Buradan gelmediğimiz bir gerçek. Aa! Zehirleniyor. Yalnız güzel zehirleniyorum. Kabul etmek lazım. Evet. Şöyle görünmezsem daha iyi olacak diyecektim ama. Teşekkürler. Evet. Hadi son bir kez daha. Seni öldürsem fena olmaz. Sadece item istediğim için. Berrak açık deniz. Bizde vardı gerçi ama yine de almak kötü değil. Hey. Ha. Ho. Ha. Pekala. Zehirlenelim diye ellerinden geleni yapmışlar. Pekala, şuradan gidecektik sanırım. Sanırım, emin olmamakla birlikte. Hmm.
Orada çok çılgın şeyler var. Çok bulaşmak istemiyorum. Hiç bulaşmak istemiyorum aslında. Aa. Hayır. Kaçamıyorum, delireceğim. Öldüm. Item değiştirmeyi bile bulamadım yani. Panikle. Yine aynı bataklıktayız. Ve yine aynı devden geçeceğiz. Dağıtmaya başladılar. Şimdi. Bu sefer. Önce sana saldırsam nasıl olur? Ha? Oh. Yine de ölüyordum. Yine de ölüyordum. Müthiş tehlikeli ya, müthiş tehlikeli. Ha. Pekala. Kaç kaç, umurumda değilsiniz çok şu anda. Tamam, pekala. Şimdi şurası boss'a gidiyor bildiğim kadarıyla. O yüzden önce bir kısa yolu açalım. Kısa yolu açalım, ne olur ne olmaz. Ama kısa yol nereden açılıyordu? Önce onu bulmamız lazım. Aa, buradan açılacak. Biraz çılgınca olabilir ama. Düşecek misin? Düşmez. Düştü mü? Ah, evet. Gönderdik arkadaşı. Güzel. Bu asansör artık aktif edilebiliyor. Ve buraya açılıyor. Oyunun başına. Yani bölümün başına, oyunun en başına değil tabi de. Evet, onu yine gönderelim. Ve amigdala'ya bir girelim bakalım neler olacak. Olmadan ama. Bunu öldürdüğümüze göre. Şuradan gideceğiz. Evet. Bunun bana çok yakışmadığını fark ettim. Kainers. Birazcık Kainers'e takılalım. Hey amigdala, ben geldim. Gel, atla aşağı. Biraz erken değil mi? Peki. Hedef almak çok mantıklı gelmedi. Gel. Oh. Evet. Oo, çıldırdı. Ya.
Hayır. Hoppa. Olmadı. Peki. Peki bir. İki. Kafana ey. Kafana ey. Yetişemiyorum sana. Abi bir sinek var şu anda, beni bırakmıyor. Ben bir uzaklaşacağım. Elini yakalamam lazım. Evet. Evet. Savaş sırasında bir sinek beni bir türlü bırakmadı. Bir de burnuma geliyor. Bir yandan amigdaladan kaçmaya çalışıyorum. Peki. Ne aldım ben amigdaladan? Şu anda tamamen dikkatim gitmiş durumda. Aldım ben senden. Görsem hatırlarım da. Hatırlarım. Hadi bakalım. Bulamıyoruz ama. Ya olmazsa ben buna bakarım videodan ne almışım diye. Ve diğer videoda da onu inceleriz. Ama sanki buradakilerden birini aldım gibi. Kan sarhoşu bir avcının gözü değil. Bunlardan biri değil herhalde ya. Ne aldığımı bilmediğim için sıkıntı. Ha şunu aldım ya. Hastalıklı Loran kadehi. Tamam. Labirent mührü kıran bir kadeh. Loran larca yutulmuş trajik bir diyardır. Loran'ın hastalıklı topraklarını vuran bu trajedinin kökeninin canavar musibetine dayandığı söylenir. Bazıları Yarnam'ın sırada olduğuna dair dehşet verici tahminlerde bulunmuştur. Her neyse, amigdala bitti. Evet, dön. Beni en çok yoracak bölümlerden biriydi bu. Mekan itibariyle. Ama bunu hallettik. Evet, yani opsiyonel bossları yavaş yavaş hallediyoruz sanırım. İki tane opsiyonel boss'umuz kalmış olabilir. Aslında son iki boss da opsiyonel ama aslında bazı sonlarla bitirmek için opsiyonel sayılmazlar. İki tane opsiyonel boss'umuz var. Bir tane Mikolaj var. Sonra DLC var. Sonra da oyunun sonuna doğru yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Evet. Şimdilik fena gitmiyoruz. O yüzden bugün bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.